Mavi Göğün. Yağız yerin sahibi. Bana güç ver. Bir çapulcu dişi bir manga erkişiyi alt etti, öyle mi? Çünkü gerçekten izlemediğimiz bir dönemi anlatıyor. O yüzden hem oyuncular hem de tüm ekip çok heyecanlı. İşte kendilerinin Medet Ağabey için yaptığı özel açıklamalar. Gökhan'ın çerileri kendisine çift başlı kurdun pençesi diyen bir kıza yenildi. Ben Dağ'ın kızı, Ak Kız. Ben Çolpan karakterini hayata geçireceğim. Çolpan Han. Aslında Dağ hanedanlığında Han kızıyken... bazı kayıplar sonrasında başa geçiyor ve Han ölüyor. Çok hırsları olan, çok agresif, kararlı, epey dişi ve öç alma hırsı olan bir Han karakter. Döneme getirdiği evet bir farklı bir karakter durumu var. Tabii ki cinsiyet ayırmaksızın savaş trollerinin olduğunu görüyoruz. Bu noktada kadınların da çok güçlü ve söz sahibi oldukları bir durum var. O yüzden benim için de çok heyecan verici böyle bir karaktere can vermek. Yaman adında bir karakter oynuyorsun. Dağlı'yı oynuyorum. Akkız'ın çocukluk arkadaşı. Sırma'nın sevdiceği. Hayali, tek hayali Sırma'yı almak olan. Ve Akkız'la beraber savaşıp onun yanında olmak olan bir genci oynuyor. Göktürk dönemine yakın 700-800 yılları anlatıyoruz. Osmanlı'dan birazcık farklı, biraz daha eskisi dediğiniz gibi. Tabii bu dönemleri deneyimlemek fırsatını yakalıyoruz bu sette. Çok bir yandan yorucu ama çok şey kazandırıcı bir deneyim. Çok keyifli bir deneyim. Umarım güzel bir şekilde yansıtacağız ve salı günü herkese anlatacağız hikayeyi. Bu sefer daha kaçmayacak. Ayda gidin, başka bir Türk eline varın. Çocuklarınıza çift başlı kurdu anlatın. Deyin ki, çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek. Gökhanlığına bağlı Gök Sarayı'nın içerisinde bu heykelimiz var. Bu heykelin kıymetli hizmetkarıyım. Ben de çok küçük yaşlarda köle olarak gelmişim. Bu kölelikten dolayı burada çok kıdemliyim. Ama basamak basamak ilerlemişim. Aramızda bir bağ var. Bu bağ sürpriz olsun. Yarın öbür gün hikayemizde çıkacak. Ama şu anda geldiği nokta Ulu Ece'nin hizmetkarı ve bütün sarayın düzeninden, yardımcılarından sorumlu. Zaman zaman hikayelere veya entrikalara da konu olacak bir yapısı var Gibek Kadın'ın. Büyük bir hikaye, bir destan bekliyor. Böyle bir proje yaşamadım bugüne kadar. Dönem dizileri oldu ama çok eski bir dönem. 8. yüzyılı anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bunu daha çok kadın erkeğin ayrılmadığı, bütün güçlerin doğa için beraber olduğu, yavaş yavaş ayrılmaya başladığını göreceğiz belki de. Herkes her şeyi yapabiliyor. Kadın erkek gücü, konumu diye bir cinsiyet yok. Sadece hikayemizin içindeki tabii ki karakterlerimizle yol aldığımız bir entrika olacak. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin Ak Kız. Yürüyesin. Benim mantram var. O döneme ait sesler var biliyorsunuz. Ben onun içerisindeydim aslında siz içeri girdiğinizde. Umarım herkese o enerji ulaşmıştır. Aslında bir lider. Fakat asla liderliğinden ödün vermeyen, kendi insani duyguları, kendi oğullarıyla olan insani duyguları asla devletinin ve milletinin bakasının önüne geçebilecek, ona engel olabilecek duyguların onu ele geçirmesine asla izin vermeyen bir adam. Bir kadın kahramanlığı isteyeceğiz bir yandan. Tabii tahta sahip olan insanların da aslında duygularının çok insani olduğunu,
normal bir vatandaştan farkı olmadığını izleyeceğiz. Kimin Gökkan'ı olacağını Çin İmparatoru'na soracak değiliz. Ben Kırçıçak karakterini hayatlıyorum. Ve Kırçıçak Alkudu'nun yeğeni aslında. Yani Balamir Yakup'un tek çocuğu, tek evladı. Kendisi tabii ki Gökhanlığındaki tek dike olma sebebiyle oldukça güçlü, kendinden emin bir karakter. Tabii ki de babasıyla beraber tahta yürüme cesaretine sahip bir karakter. Sonrasında da Batuga'nın sözlüsü olup biraz ortalığı karıştırabilecek bir karakter olarak bir şey göreceğiz. Yani dönemin kadınları çok güçlü karakterler. Hepsinin bir amacı var ve bu amaçları uğruna çok verebilecekleri bir mücadele var. Ve bu mücadeleyi kalpleriyle yapıyorlar, yani cesaretleriyle yapıyorlar. Ve bunun için hem fiziksel olarak hem de mental olarak gerekli donanımlara sahipler. At biniyorlar, kılıç kuşanıyorlar, ok atıyorlar. Yani hem fiziksel olarak hem de ruh olarak çok daha cesur ve özgür kadınlar aslında. Biz de aslında bununla birlikte örnek olmak ve bu yeni, hiç yapılmamış, hiç görülmemiş bir dünyayı izleyiciyle buluşturmak için buradayız. Nasılsın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahtta gözü yok? Batuga'nın aklı olsaydı, ondan iyi bir kan olurdu. Bu seni aldı. Kendisi Teginlerden Kaya Tegin'in eşini. Çok diğer insanlara nazaran, sarayın soğuk havasına nazaran birazcık daha o neşeli, tatlı, samimi, cana yakın bir kadın. Ama birazcık güvenilmez. Yani eltisiyle takım sürtüşünü var. Biliyorsunuz taht yani. Eşine çok sağlık, çok aşık bir kadın. Yani onun her zaman arkasında olan bir kadın. Bakalım çıkabilecek miyiz? Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden Kaan olur, ondan Kaan olmaz. Tek başımızdan pozitif ve taş tasarımlarından, taş tasarımlarına kadar çok kalabalık bir ekip olarak da Serdar Başbuğ'un üstünlerimiz, yine Yeniçek'e yüreğimiz bulunmuş, mücella mertin aksesuarlarımız, gerçekten çok sağlam tarih eğitimleriyle alt yıllarını doğrudan, yani alt çalışmaları tarih eğitimleriyle ve yani çalışmalarla doğrudan çok kıymetli bir ekip çalıştırmak var. Ve çok kıymetli bir haberlerle dolayısıyla aslında bu kadar ön hazırlık sürecinden sonra, bu kadar uzun geçen yaklaşık 4 aylık hazırlık sürecinden sonra bize gerçekten destek olmak çok keyifli bir işin içerisindeyiz. Umarım da yansır. Yansımaması için hiçbir sebep yok. Yansıtabiliriz. Yayını ger, okunu at kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Bir kahraman kadın hikayesi yaratmaktı. Benim hayalimde insanlara, kadınlarımıza güçlü kahraman bir kadın verebilmekti. Bu iki büyük motivasyon birleştiği zaman ortaya gerçekten harika bir ekiple birlikte, çok güzel oyuncularla birlikte çok da güzel bir iş çıktığına inanıyorum. Çok heyecanlıyız hepimiz tabii ki ve çok... Zor, fiziksel ve psikolojik olarak çok zor bir süreçten geçtik. Dönemin ruhunu da anlayabilmek adına gerçekten çok çaba sarf ettik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak. Ve gerçekten bizi güzel bir dünyanın içine gireceklerdi diye düşünüyorum.